Alo. Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Nasıl? Halife Hanım 35 senedir mi o konaktaymış? Emin misin? Tamam. Bu nasıl olur? Benim babaannem kimseye benzemiyor Mahfuz. O sadece tek kardeşine 29 sene hizmetçilik ettiren bir kadın değil. Aynı zamanda bu intikam için kendi öz torununu anasından, yuvasından ayıran bir kadın. Hanife Hanım en azından bunu bilerek yaptı. Yani bilerek harcadı 29 senesini. Ama ben... Kimse bana böyle bir şey yaparken sormadı. Tam 29 yıl anneme, kardeşime hasret kaldım ben. Bir gün, bir saat, bir dakika için bile ana kucağı görmeden Azize Hanım'ın nefreti için harcandım. Kendi öz torunu olan bir bebeğe bunu yapan, kardeşini hizmetçi yapmış çok. İşte bu yüzden geldim Ağrı'ya kadar hanımefendinin peşinden. Babaannem hakkında bilmediklerimizi o bize söyleyecek. Seni de bu yüzden sürükledim arkamdan. Onu bulmakla işimiz bitmeyecek. Tam tersine her şey yeni başlıyor. Onu Midyat'a dönmeye ikna edeceğiz. Sen dışarıdaki, Harun içerideki elim olacaksınız. Derdim sadece o 29 senenin hesabını sormak değil. Babaannemin canını yaktığı herkes için adalet aramak. Haklıymışsın. Babaannenin intikamı sadece o geceyle ilgili değilmiş. Bu hikayede bilmemiz gereken başka detaylar var. Harun çok önemli bir şey öğrenmiş. Hanife Hanım Şadoğlu konağına sandığımız gibi 29 sene önce değil, tam 35 sene önce yerleştirilmiş. Emin misiniz? Hanife Hanım kendisi söylemiş. Hazar Şadoğlu 1992'de askere gitti. Amcamlarla yaşanan olaylar o askerden döndükten sonra olmuş. Hanife 6 sene önce konağa girdiyse... Hazar Şadoğlu 13-14 yaşlarında bir çocukken yani. Hatta nişanlımla henüz tanışmamışlarken. Babaanne sen ne yapıyorsun? Derdin Hazar değilse kim, ne? Hanımefendi de bunu bilmiyordur. Bilseydi bize mutlaka söylerdi. Hanımefendi bize sadece o geceyi anlattı. Hazar'ın masum olduğunu, Mehmet amcamı öldürmüş olamayacağını. Peki öncesi? Öncesini sadece babaannemle Hanife biliyor. Hanife Hanım bunu bize anlatmadıysa... Belli ki hala kime sadık kalacağını karar vermemiş. Aslan nereye? Şadoğlu konağına Hanife ile görüşeceğim. Ara onu söyle sokağın köşesinde beni beklesin. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.